Evet, sevgili YouTube, merhabalar. Ee, biz şimdi Twitch'te yayındayız. Arkadaşlar da size bir selam verirler. Ondan sonra bayağı bir kaynatıyorduk. Lafın arasında aklımıza güzel bir fikir geldi. Dedik ki, sizle bir video yapalım. Videonun konusu da, dedik ki, hani soramazsın diye bir seri var, duymuşsunuzdur. O seriye atıfta bulunarak, e, siber güvenlik uzmanı olarak karşınıza gelen bir kişiye sormanız gereken ve sormamanız gereken soruları bir derleyelim. Bunları da işte gerek Twitch'te gerek Discord'da bana gelen sorular üzerinden yapalım istedik. Ee, güzel sorulardan başlayalım isterseniz. Bir tane arkadaş şey sormuş. Hacker 101 sitesine bakıyorum da galiba ondan önce kodlamayı iyice öğrenmem lazım. Şu an JS ve C++'ı temel seviyede biliyorum. Ne yapmam gerektiği hakkında bir öneriniz var mı? Bakın bu çok güzel bir soru. Adam nereye gitmek istediğini biliyor. Nerede olduğunu biliyor ne tarafa doğru hareket etmesi gerektiğini biliyor. Sadece doğru ve kısa bir yoldan oraya gitmek istiyor. Araştırmasını yapmış ve ona göre gelmiş. Güzel bir soru. Abi usta olmasak da bu sektörden para kazanıyorum. Cloud Security hakkında kayda değer bir şey bulamadım. Bir kaynağın var mı? Bu da güzel. Buradaki hikaye şu. Cloud Security hakkında hiçbir şey bilmeyen ama nasıl okuyabileceği konusunda kendine güvendiği için sen bana bir başlangıç noktası ver ben oradan yürüyeyim abi sorusu. Bu da güzel bir soru. Bunu da kabul ediyorum. Selamlar. Yayına yetişemedim. Yakında Udemy'de kursum bitecek. Cyberry ile mi devam edeyim? Hacker 101 ile mi devam edeyim? Harika bir soru. Hacker 101 dedikleri de bu arada Hacker Bug Bounty ve Web Pen Testing için çıkardığı eğitim dokümanları ve videoları. Ondan söz ediyorlar. Adam hangi eğitimi aldığını biliyor bir üst stepinin ne olacağını merak ediyor. Nereye gideceğim? Buradaki arkadaşa söylenecek şey belli aslında. Yani e, ne tarafa gelişmek istiyorsun? Cyberly daha farklı eğitimler veriyor. Acre One 101 daha farklı eğitimler veriyor. Ona göre onu öğrenmek lazım. Nitekim ben de bununla ilgili soruşturdum. Konuştum kendisiyle. Selam abi. Kendi sürekli yenilemek ve geliştirmek için neler yapıyorsun? Harika bir soru. Bu metodu, yöntemi öğrenip kendini uygulayacak muhtemelen. Kaynakları soruyor. Ne yapacağını soruyor. Bizim Discord'umuzdaki sıkça sorulan sorular bölümünde zaten bunların cevabı var. Ama ben ne yapıyorum derseniz özel olarak. Arkadaşlar okuyorum. Sürekli okuyorum. Sürekli geliştiriyorum. Mesela yeni bir işe başlayacağım önümüzdeki ay. Ee, çok uzman olmadığım bir alanda derin bir bilgi birikimine sahip olmam bekleniyor benden. Bu saatten sonra oturup yaklaşık 4-5 saat video izliyorum. 600-700 sayfa doküman okuyorum. Okuyorum yani. izliyorum, okuyorum. Yapacak bir şey yok. Geliştireceksiniz. Abi Security Plus, C, OSCP, SANS sertifikalarına baktım. Güzel soru bakın. Sence hangi sırayla gitmeliyim? Harika bir soru. Adam hangi sertifikalar olduğunu biliyor. Hangisinden başlayarak giderse kendisini en iyi şekilde geliştireceğini söylüyor. Bir de CSSP diye bir şey varmış. O nedir diyor. En tepeyi de soruyor. Adam bütün piramidi çalışmış. Müthiş. Müthiş. E gelelim kötü sorulara. Kötü sorular da var. Mesela iyi geceler abi ben yazılım mühendisliği okumak istiyorum da bu kodlamaya falan ilgili bilgim yok. Öğrenebileceğim bir yer biliyor musun? Google abi. Git sor. Google'la ben hangi programlama dilini öğrenmek istediğini nereden bileyim senin yani? A, bir tane daha var mesela. Abi hangi kodlama dilini öğreneyim? Bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Bir başka soru. Abi web pen tester'ı nasıl olurum? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok. Ve Pentester nasıl olur? Bununla cevabı binlerce yerde var herhalde. İngilizce, Türkçe, Tangalikaca, Fransızca, Arapça her türlü var yani. En sevdiğim de bu. Abi Instagram, Facebook nasıl eklenir? Kolay gelsin yapınca bana da anlat diyorum ben de bunlara. <laughs> Komple sıfırın nereden başlayacağım? En sevdiğim de bu. Mesela bu da en sevdiklerimden biri. Hadi deminki en sevdiğimdi de. Komple sıfırım. Nereden başlayacağım? Baba şimdi Discord diyoruz, sıkça sorulan sorular diyoruz, kaynak diyoruz. How to start pen testing de yani hiçbir şey diyemiyorsan bir, bir bir araştır, bir 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 konu hakkında bir fikir sahibi ol. Ben şimdi beynini açıp senin için akıtamam ki her şeyi yani. Aa bir tane de şu var mesela. Bundan da çok geldi. Abi bu işin maaşı nasıl? İyi kazanılıyor mu? İnternette tanımadığınız bir adama işin parasını sormak bence de çok doğru bir hareket değil arkadaşlar ama Tabi tercih sizin. Neyse, ee, benim tavsiyem arkadaşlar, Google'dan bulunabilecek, cevabı Google'da olan kolay sorular sormayın karşınızda. Size bir şeyler anlatmaya çalışan ve bunun için vakit ve emek ayıran insanlara dersinize çalışın, biraz araştırma yapın. Hani bir temeliniz olsun, bir fikriniz olsun, tamam mı? E, bu iş oldukça zor. Eğer meraklı değilsiniz, içinizde biraz tutku yoksa kendinize iziyet etmeyin. Gerçekten boş verin abi. Yani zor bir iş. Bu anlattığım gibi çalışmak emek istiyor. Mesela para bu iş için bir motivasyon olamaz. Evet iyi kazanan güvenlikçiler var. Evet bunu böyle YouTube'daki birçok videoda görüyorsunuz. Ee, şey diyorlar böyle fiyat bu kadar kazanır bu kadar kazanır bu, bu bir sürü yerde gördüm işte 10 kazanır 12k kazanır işte biz k deriz aramızda falan 15k kazanır biz k deriz aramızda falan diye böyle enteresan enteresan şeyler oluyor. Neyse yani öyle şeyler kazanıyorlarmış. Bilmiyorum ben de son 5 yıldır görmüyorum yani. Öğrenme eğrisi çok yüksek bir iş. O sebeple vakti paraya çevirmek çok kolay değil arkadaşlar. O yüzden para ilk motivasyonunuz olmasın bu işte. Sürekli kendinizi geliştirin. Ee, hani anlattığım gibi kopsişi ile ilgileniyorum. O yüzden 2000 sayfadan fazla doküman okumam gerekiyor. 4-5 saatlik videolar izlemem gerekiyor ki öğrenip öyle hazır olmak için. Twitter'da aktif olmanızı tavsiye ederim. Birçok kaynak orada mevcut. Ee, en önemli dostunuz da orası. Ünlü güvenlikçileri takip edin. Güncel bilgileri, haberleri alın. Bu hangilerini takip edeceğiniz konusu da yine Discord'umuzdaki kanalımızda mevcut. Ee, yayına gelirseniz burada chat ekranında görmüş olduğunuz arkadaşlarla beraber Sizde de goy goyumuza, muhabbetimize siz takip dahil olabilirsiniz. Biz Twitch'teyiz efendim. Biz şimdi sizde yayınımızı sonlandıracağız. Ondan sonra arkadaşlarla devam edeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Bir selam çakalım. Ondan sonra kapatalım. Ne dersiniz? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hay <laughs> YouTube'lar gelmeye başladı. Dediğim gibi videoyu da beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. <laughs>